Arkadaşlar merhabalar. Size TYT tekrarı ile ilgili tam 100 tane soru çözeceğim. Bunu ben önemsiyorum bu testi. Çünkü gerçekten soruları güzelce, düzgünce seçtim. Deneme sınavı çözer gibi olacak sizin için. Yani 10 soruda mini deneme gibi düşünebilirsiniz. Onar onar çözeceğim. 100 soruyu ona parçalayacağım. Siz de ona göre onar onar kendiniz çözüp çözemediklerinizi izleyebilirsiniz. Hatta eğer böyle netleriniz aşırı derecede iyi değilse, yani 30'lu netleri çok geçmediyseniz bence bir de benden dinlemenizi tavsiye ederim. Bazen çünkü şu durum olabiliyor arkadaşlar kendiniz çözerken. Çözdüm, tamam geçti. Ama çözdünüz, geçtiniz soruyu belki farkında değilsiniz, uyduruktan çözdünüz. Ya da belki bir yorum yaptınız ama eksik yorum var. Öğretmenden dinleyince orada çok daha önemli şeyler kapacaksınız. Ben o yüzden tabii ki ders yapmayı çok önemsiyorum. Yoksa arkadaşlar biz ne deriz size? Git çalış, anlamadıklarını gel sadece onlara bakalım. Ama o iş gerçekten öyle olmuyor arkadaşlar. Çok iyi öğrenciler de olsa, çok zayıf öğrenciler de olsa bilenden, iyi yorum yapabilenden öğrenmek zorundalar. Bu herkes için geçerli. O yüzden de bence sınav senesinde egoyu da bir kenara bırakmak lazım. Onu da belirteyim. Yani sonuç olarak arkadaşlar bazı öğrenciler tabii ki bizden daha zeki. Ben şunu demiyorum, bütün öğrencilerden daha zeki. Hayır, farkımız gerçekten sizden daha çok bu işle uğraşıyor olmamız. Bu işin bizim bir işimizin olması. Bir de hani sonuçta severek yaptığımız bir iş. Haliyle severek yapınca insan daha çok gönül veriyor. Ama tabii ki buna rağmen çok daha iyi, bizden daha iyi yorum yapabiliyorsunuz. Ancak işin tecrübe ve kazandırma kısmına gelince biraz orada bize saygı duyup ona göre de arkadaşlar dediklerimizi yapmak zorundasınız diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak birçok ben futbolda ilgilendiğim için futboldan örnek verebilirim açık söylemek gerekirse. Yani birçok arkadaşlar iyi oyuncu var. Birçok da oyunculuğu iyi olmayan teknik direktör var. Ama o iyi oyuncular o oyunculuğu iyi olmayan teknik direktörlerin sayesinde bir yerlere gelebiliyorlar. Ben böyle bakıyorum olaya. Yani benim sıralamam eskiden ÖSS'de 10.000'di. Ama sınava hazırladığım öğrencilerden ilk 100'e giren öğrenciler oldu. İlk 10.000'e zaten hep giren öğrenciler oluyor. Tabii ki arada başarısızlar da oluyor ama genel olarak böyle öğrenciler oluyor. Şimdi onlar benim sıralamama baksa geçen sene işte ilk 100'e giren öğrencimin benimle çalışmaması lazım. Ama o iş hakikaten öyle olmuyor. Aramızda yaş farkı var. Tecrübe kesinlikle var. Bir de uğraşa uğraşa insanın zekası da gelişiyor ve bir yerden sonra o geliştiği zekasıyla güzel çözümler de üretebiliyor. Bir de biz sizi düşünebiliyoruz. Sizden daha çok bazen sizi düşünüyoruz. O yüzden de arkadaşlar dediklerimize uyun. Bu yüzden de sadece soruları çözüp aman geçeyim boş ver hocadan sadece 2-3 soru bakarım demeyin. Bazen hoşunuza giden bir soru varsa benden dinleyin. Eğer böyle hafif takıldıysanız sorunun çözümü uzun sürdüyse bir bakın bakalım. Bazen tabii ki benim çözümlerim sizden daha uzun olur. Eğer bilerek yapmadıysam çünkü bazen bilerek uzatıyorum ki bak bir şey göstereyim diye. Ama bazen sizin bulduğunuz yol böyle pratik değil, gerçekçi güzel bir yolsa paylaşabilirsiniz. Çünkü pratik çözümler bizi sınavda çok fazla kurtarmıyor. Hele belli bir zamandan beri yani yaklaşık 5-6 yıldır ÖSYM öyle pratik hemen 2 dakikada çıkan böyle ezber model sorular değil de gerçekten güzel, en kolaya bile yorum yapabileceğiniz sorular soruyor. Ben de bu anlamda özellikle AYT'de ve geometride çok yardımcı olmaya çalışıyorum. TYT biraz daha sizlik bir iş olduğu için ben aralarda işte böyle yorumlar yapmaya çalışacağım. Sonra TYT yorum sorularına devam edeceğim. Bunlarda da yorum yapacağız ama onlara ben önceden TYT yorum soruları diye başlık koyduğum için onlardan da bir 6-7 tane çözeceğim. Bunlar çok değerli sorular arkadaşlar. Yani belki 100 tane soru ama başka yerde çözsem 1000 tane soruya eşdeğer olacak şekilde güzellikte sorular. O yüzden sürekli ben soru üretemiyorum. Sürekli test üretemiyorum ama ürettiklerimin de gerçekten veya bulduklarımın bir yerlerden araştırıp bulduklarımın da çok güzel sorular olduklarını düşünüyorum. O yüzden de vakit kazandırdığımı da düşünüyorum. Güzelce siz de çözüp devam ederseniz inşallah geçen seneki ve ondan önceki seneki öğrenciler gibi başarıya ulaşırsınız. Şimdi başlayalım. K faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı K'ya eşittir biliyorsunuz. Burada bir gösterge var sadece.
Ece k faktöriyel sayısının tam sayı bölen sayısını hesaplarken çarpımdaki her bir terimi farklı asal sayı olarak kabul edip 2 üzeri 7 buluyor. Buna göre k faktöriyel sayısının gerçek tam sayı bölen sayısı kaçtır? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Bazı sorularda ÖSYM sizden kenarda ufak denemeler yapıp oradan yola çıkarak soruyu anlamanızı ister. Özellikle AYT'de biraz daha bu mümkün çünkü süre de fazla. Ama TYT'nin de bazı sorularında evet gerekiyor. Mesela şöyle bir soru olsa 4 faktöriyel desek bilmiyoruz ya şimdi burada K'yı. Diyelim soruyu da anlamadın şöyle bir yorum yap kenarda. Bu 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Ece bunu ne anlamış? 1'i de asal sayı gibi, 2'yi de asal sayı gibi, 3'ü de asal sayı gibi, 4'ü de asal sayı gibi algılamış. Her bir çarpan bakın. Ve öyle 4'ü bir daha çarpanlarına ayırmayacaksın. Şu halde o zaman bunun arkadaşlar pozitif tam bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstler birer arttırılıyordu sonra çarpılıyordu. Ha, demek ki bu 2 üzeri 4'ten gördüğünüz gibi pozitif tam bölen sayısı 2 üzeri 4 olacak. Negatif tam bölenlerde bunun aynısı olduğu için 2 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 5 tane tam bölen sayısı olur. Buradan yola çıkarak bir örnek daha vereyim bak. 3 faktöriyel olursa 1, 2, 3. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 üzeri 3. Tam bölen sayısı da 2 üzeri 3 çarpı 2'den 2 üzeri 4. O zaman anladığım olay şu. Demek ki arkadaşlar buradaki terim sayısının bir fazlası kadar 2 üzeri n tane pozitif tam bölen sayısı geliyor. Bak burada 2 üzeri 7 ya haliyle 2 çarpı 2 üzeri k eşit olmalı 2 üzeri 7'ye. K buradan 6 geldi. Demek ki bu 6 faktöriyelmiş arkadaşlar. Gerçekten bakın denediğinizde 2, 2, 2, 2, 2 olduğunu görürsünüz. Bir de tam bölen sayısı dediği için bunu 2 ile çarpıyoruz. O yüzden 2 üzeri 7 geliyormuş. Haliyle K 6 olunca gerçekte bunun tam sayı bölenleri nedir? 720 olduğu için kaç yapıyor oradan? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 10. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Asal çarpanlarına ayırdım bu şekilde pozitif tam bölen sayısı için. Haliyle üstleri 1 arttır 5 çarpı 3 çarpı 2. Bu pozitif tam bölen sayısı. Soru bizden tam bölen sayısını istediği için bir de 2 ile çarpmayı unutmuyoruz. Pozitif kadar negatif var. Dolayısıyla cevabımız C oldu arkadaşlar. 60 geldi. İlk sorudan biraz sağlam bir soruyla başladık. Zor bir soru değil ama tam bölen sınavda çıksa ben şaşırmam diyeceğim. Orijinallikte bir soru. Gelelim ikinci soruya. Periyodik problem sorusu. Dediğim gibi en başta lütfen soruları güzelce size önce uğraşın. Burada benim zaman kaygım yok. Yani böyle deneme çözer gibi, hızlı bir soru bankası çözer gibi hızlı çözmeyeceğim arkadaşlar. Her şeyin bir usulü adabı var. Burada acele etmiyorum. Yorum öğretiyorum. İsterseniz hızlı alıp çözebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. İsterseniz de yavaş yavaş dinleyebilirsiniz. O size bağlı. Acele etmeden gidelim biz. Güzel yorumlar öğrenmeye çalışalım. Zeynep yukarıdaki düzende 6'dan başlayıp saat yönünün tersinde sırayla sayıları okuyor. Saat yönünün tersi dediği için 6, 7, 8, 9, 10 diye okuyor. Sonra 6'yı okuduğunda okumaya saat yönünde devam ediyor. Artık geri 6'ya geldikten sonra 10'dan itibaren 9, 8, 7, 6. Bu sefer yine 6'ya geldiğinde yine saat yönünün tersinde devam ediyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Saat yönünün tersinde devam ettiği için 6, 7, 8 nokta nokta gidiyor. Bakın şimdi 6, 7, 8, 9, 10, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8. Ha, şuradan itibaren artık olay tekrar etmeye başladı. Periyot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'muş. O zaman 2017'yi 10'a böldüğümüz zaman kalan arkadaşlar 7. 7. hangisi oldu? 10. Demek ki 2017. sayıyı 10 olarak göreceğiz. İşte bir periyodik problem sorusu arkadaşlar. Sınavda da geliyor tabii ki ve periyotlara düzgünce dikkat etmek lazım. Kaç olduğunu anlamanız gerekiyor. Şimdi bakalım 3. soruya. 4A 3B 4 basamaklı bir doğal sayıdır. 4A 3B bölü x artı 11 12 olduğuna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Aslında burada sana şunu söylüyor. 4A 3B tam sayı. 12 tam sayı bu da tam sayı. O zaman 4A 3B x artı 1'e x artı 11'e bölündüğüne göre aslında 4A 3B sayısı aynı zamanda 12'ye bölünebilen bir sayı. Bu soru arkadaşlar bölme bölünebilme sorusu. Haliyle x'in en büyük tam sayı değeri olması için burada
A ve B'yi maksimum kaç verebiliriz onu düşüneceğiz. Çünkü 12'ye bölünen bir sayı olmalı 4A3B ve sonucun büyük çıkması için 4A3B'nin maksimum olması lazım. Malum 12'yi değiştirme şansım yok. O zaman arkadaşlar ben şu rengi bir değiştireyim ya. Biraz daha böyle farklı bir renk bakayım var mı? Şunu seçeyim. Şimdi 4A3B 12'ye bölünmesi için 3'e ve 4'e bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. 3 ve 4'e bölünen sayılarımız neler? Ne olması lazım? 4'e bölünmesi için son iki basamağı olması gerekiyor. Yani 2, 6 olabilir. Başka bir şey olamaz. 32 ve 36 bölünür çünkü 4'er 4'er arttırırsak. Şimdi 2 olursa 3, 2 daha 5, 4 daha 9. A'ya o zaman en fazla 9 verebilirim. Bu güzel bir şey. Çünkü bir sayının büyük olması için son basamak değil, benim için mümkün olduğunca binler yüzler basamağı önemli. Sonra 6 vermeye çalışırsam iş bozuluyor yalnız bak. 6, 3 daha 9, 4 daha 13. Bu sefer 3'e bölünmesi için maksimum verebileceğim sayı arkadaşlar 8 oluyor. O yüzden ben de ne yapıyorum? Deminki 9 daha büyük oluyor. Evet B küçük oluyor ama önemli olan dediğimiz gibi 4932 mi daha büyük yoksa 4836 mı daha büyük? Dolayısıyla 4932'yi 12'ye bölelim. Bakalım kaç çıkacak? Artık olayı hallettik. 12'ye böldüğümde 4 kere 12 48. 13 1 oldu. Sonra 12 oldu. 1 oldu. Demek ki 411'miş bu sayı. Alabileceği en büyük değer de 400. Aslında gördüğünüz gibi çok da öyle zor bir soru değil arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. A, B, C asal sayıları için A, B kare artı C kareye eşit olduğuna göre hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi siz soruyu çözün. Ben gerçekten düzgünce size matematiksel olarak bir şeyler göstermeye çalışayım. Şimdi bir kere arkadaşlar iki tane asal sayı eğer o asal sayılardan biri 2 değilse ikisi de tek olacağı için çünkü bütün asal sayılar 2 hariç tektir. O zaman da iki tek sayının karesi yine tek tek olacağı için bunları topladığımızda b kare artı c kare çift olur. Haliyle o zaman A arkadaşlar asal olmaz. Demek ki bunlardan bir tanesi kesinlikle 2'ymiş. Diğeri de bir asal sayı. Ama asallar tek olduğu için 2'nin karesi 4. Diğer bütün asallar tek olduğu için 4 artı tek. Evet tek gelecek. Bu da bir ne demişti? Bir şey dememiş. A da asalmış pardon. Asal demiş. O zaman böylece arkadaşlar bir tanesinin 2 olduğunu kesinlikle biliyorum. Diğerlerinin de tek olduğunu biliyorum. O zaman B 2 olduğu için çift. Bunlar da kesinlikle asal olduğu için tekler arkadaşlar. 2'den başka diğer bütün hepsi tek olduğu için. Haliyle bu kesinlikle doğru. B-C asal sayıdır. Şimdi bunu bilemeyiz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Sonuçta asal olup böyle 2799 gibi bir sayı da asal olabilir. Anlatabiliyor muyum? Haliyle onunla 2'yi çıkardığımız zaman belki asal olmayan bir sayı elde edebiliriz. Bu yüzden de 3'ü bilemeyiz. A büyüktür BC. Burada işte biraz atmasyon yolla siz söyleyebilirsiniz ama ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi A B kare artı C kare eşit. C kesinlikle B'den büyük değil mi? Haliyle arkadaşlar C B'den büyük olduğu için B bu arada zaten 2. Şimdi A 4 artı C kareye eşit. Eğer C arkadaşlar 2 bile olsa 2 olamaz zaten de A 8 oluyor. Yani A 8 olduğu için B'nin arkadaşlar bakın kesinlikle 4 katından daha büyük oluyor. O yüzden kareler toplamı fazla büyük olmasın deyip kendimizi zorlasak bile arkadaşlar B çarpı C A'ya yetişemiyor. Bu yüzden de kesinlikle bu doğru oluyor. Neden sayıları küçültüyorum? Gerçekten kareler toplamı arkadaşlar. Burada hani küçük bunları birbirine yakın seçersek belki B kare artı C karenin daha büyük olma ihtimali var deriz. Ancak dediğim gibi birbirine yakın seçtiğimizde bile B çarpı C A'yı geçemiyor. Dolayısıyla evet kesinlikle doğru. Bunu zaten doğru belirlemiştik. Cevabımız 1-2 oldu. D şıkkı. Şu birinci öncülü siz biraz daha atmasyon yollarla tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum ama ben böyle söyledim. Gelelim buraya. Şimdi bir dart oyunu var arkadaşlar. A, B, C eleman. Bakın Z tam sayılar, pozitif tam sayılar diyor. Asli ve Aras dijital bir dart tahtasına dörder atış yaparak oyun oynuyorlar. Dijital dart
vurulan bölgelerdeki sayıları çarparak 4 atış sonunda puanı hesaplıyor. Aras ABCD bölgelerine vurmuş, 45 puan almış. Asya ABCD bölgelerine vurmuş fakat hata olduğu için dart'ta böyle bir toplam elde etmiş. Asya'nın aldığı puan aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi yalnız gerçekteki dart gibi size bir bilgi vermemiş. Yani bu puanlar küçükten büyüğe diye gitmek zorunda değil. Çünkü dart oyunu. Yani burada dikkatli olmanız lazım. Bu bir matematik sorusu arkadaşlar. Dart oyunu sorusu değil. O yüzden de oyunu kurallığına göre düşünüp aa bak demek ki burayı vururuz daha çok puan alırız falan demeyin sakın. Zaten soruda bunu kesinlikle ÖSYM belirtir, öyle riske atmaz. Bu yüzden de çarpımları 45 olan 4 tane sayı, bir kere 45'in çarpanları zaten arkadaşlar ne ki? 5, 3, 3. Bu çarpanları topu topu bu. Zaten siz A, B, C, D küçükten büyüğe diye sıralasanız, hadi bak bir de 1 ekleyeyim buraya. 1 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 dediğiniz zaman zaten mecburen B ve C otomatik eşit oluyor. Demek ki hakikaten soru söylemediği için öyle küçükten büyüğe diye dizayn etmemek lazım. Buna göre şimdi şıkları kullanacağız tabii, hangileri olabilir diye. Bakın şimdi 1, 3, 3, 5 verince burada ne geliyor? 1, 3 çarpı 3, 9. A'da 5 olduğu için toplamları 9, 5 daha 14, 1 daha 15. Bakın B şıkkı oluyormuş. Bunu hemen eledim. Sonra 45, 1, 1, 1 diyelim. O zaman 1 çarpı 1, 1, 45 artı 1 artı 1. 47 de oluyor bakın. Kolayları hemen aradan çıkartayım. Sonra 5 buraya yazayım. 3 buraya yazayım. 5 kere 3 15. Buraya 1 yazayım. Buraya 3 yazayım bakalım ne olacak. 5 kere 3 15. 4 daha 19. Evet bakın D şıkkını da elde ettik. Sonra şuraya 5 yazsam. Buraya 1, buraya 3, buraya da yazsam bakalım bir şey elde edebilecek miyim? Pardon, şuraya da 3 yazmam lazım. 1 çarpı 3, 3. 8 daha 11. Güzel. Bakın 11'i de elde ettik. O zaman C için hiç uğraşmaya gerek yok. Diğerlerini kesin elde ettiğimden demek ki onu kesinlikle elde edemem. Evet, güzel bir temel kavram sorusu daha. Bir caddede şekildeki gibi ağırlıklı olarak eşit aralıklarla inşa edilmiş evler bulunmaktadır. Caddenin üst tarafındaki evler birden itibaren soldan sağa doğru numaralandırılmıştır. Üst sıradaki en son numaralandırılan evin tam karşısında alt caddede yer alan evden itibaren numaralandırılmaya devam edilmiş. Bu şekilde alt caddedeki tüm evler sağdan sola doğru numaralandırılmıştır. Buna göre şekildeki boyalı evin numarası kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle basit bir şey söyleyeceğim size. Olayı daha iyi anlamanız için. Yine bakın bir hafif yorum. Şimdi arkadaşlar. Burada bir kere böyle devam ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Ok yönünde. Haliyle burası artık N tane ev olsun. N'ninci ev demektir. Haliyle burası N-1'inci ev. Burası N-2'inci ev. Şurada arkadaşlar 46 tane ev olduğu için şu iraya geldiğimiz zaman bu 145'e gelene kadar 45 tane ev önce olmuş oluyor. Demek ki aslında arkadaşlar burası N-45 olacak. Neden N-46 değil? Bakın şimdi basit bir örnek. 9, 8, 7 yani toplam 9 tanecik ev olsaydı. Bu baştan birinci. 9-0. Bu baştan ikinci, 9-1. Fark ettiniz mi? Bakın 2 çıkarmıyorum. Bu baş sondan pardon. Bu sondan 7, ikinci, üçüncü. Sondan üçüncü ama kaç çıkarıyorum? 2. 6 olsa bu sondan kaçıncı? 4. Ama 9'dan kaç çıkarıyorum? 3. O yüzden bu da sondan N-45. Olacak. N-46 değil. Bu söylediğim sebepten dolayı. İşte bu şekilde bazen kendiniz böyle yorumlar çıkarmazsanız soruda daha uzun yorum yapmak zorunda kalırsınız. Vakit kaybı olur. Haliyle N-45 145 olacak arkadaşlar. N de buradan 190. 190 ev varmış. Karşılıklı bunlar birbiriyle aynı hizada olduğuna göre 95 alttadır. 95 üsttedir. Haliyle 95'ten de buraya 96. eve geçmiş oluruz arkadaşlar. C şıkkı. Şimdi Gökhan ve Alperen dairesel bir parkın çevresinde bisiklet sürmektedir. Parkın çevresinde Gökhan'ın bir turu 270 saniye, Alper'in ise bir turu 360 saniye sürmektedir.
Gökhan ve Alperen başlangıç çizgisinden aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayarak sürekli tur atıyorlar. Buna göre kaç dakika sonra Gökhan Alperen'den 3 tur fazla atar. Hafif böyle hız problemimsi bir çözüm yapacağım arkadaşlar. Şimdi Gökhan x artı 3 tur atsın. Alperen de x tur atsın, tamam mı? X artı 3 turu ne kadar hızlı atıyor bu? Kendi hızına ne söyleyeceğiz? V hangisi hızlıydı Gökhan? Buna ne diyeceğiz? VA arkadaşlar. Şimdi Arapça harf okuyor gibi oluyor değil mi? X artı 3 bölü VG, X bölü VA. Şimdi burada bir sürü bilinmeyen oldu arkadaşlar. Haliyle ne yapacağız? Tabii ki VG'yi VA cinsinden veya X'in de tek bilinmeyen cinsinden yapabiliriz. Aynı parkuru birisi 270, birisi 360 saniyede alıyorsa hız tabii ki süreyle ters orantılıdır. Bu yüzden 270'e 4V dersem, 360'a da 3V dersem ikisi de bakın 1080'de buluşur. Böylece artık gerçekten tek bir bilinmeyene bağlayıp buraya 4V yazarım, buraya da 3V yazarım. Bunlar birbirini götürür. 4X eşittir 3X artı 9'dan X'i 9 buluruz. Demek ki Gökhan arkadaşlar toplam 9 artı 3'ten 12 tur atmış oldu. Peki bu 12 turu kaç dakikada atacak? 12 çarpı 1 turu 270 saniyede attığı için 12 çarpı 270 saniyede atacak arkadaşlar. Haliyle dakika sorduğu için 270'i 60'a bölelim. Bunlar sadeleşti. 54 dakika tur attığında arkadaşlar 3 tur fazla atacakmış. Bu da böyle 54 değişikliği oldu. Bu aslında biraz hız problemi gibi dediğim gibi ama tabii aralarda böyle kaynayabilir. Çünkü ben TYT sorularını seçtiğim için bazen gördüğünüz gibi temel kavram görünümlü böyle standart bir yorum yapabiliyoruz. Ya da ileride denklem görünümlü standart temel kavram veya bölünebilme yorumu yapabileceğim. Bu yüzden de baştan sona böyle şeyler verdim. Başlıklar verdim ama bazen tutmadığı olabilir. Zaten bütün TYT'yi tekrar ediyoruz. Bu soru basit bir soru ama ben bunun çözümünü önemsiyorum arkadaşlar. MN ifadesi M sayısının N sayısını tam böldüğünü gösterir. Örnek 2 8'i böler arkadaşlar. Bunun gibi düşünün. 8 de 2'ye bölünür. Hep biz bölünür ifadesini kullandığımız için büyük sayı küçük sayıya bölünür. Küçük sayı da büyük sayıyı böler olarak düşünün. ABCD 4 basamaklı doğal sayı olmak üzere 4 ABCD'yi bölüyor. Yani ABCD 4'e bölünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Basit bir giriş yapayım size. Mesela 478 çarpı 12 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır desem ne yapıyorsunuz? 8, 7 daha 15, 4 daha 19. Ha, buradan 1 kaldı hocam. 12, burası da 3 oldu. 1 çarpı 3 diyorsunuz değil mi? Kalanın bulmak için kalanların çarpımını buluyoruz. Çarpıp bir daha kocaman 9'a bölmek zorunda kalmıyorum. Aynı mantıklı arkadaşlar. Mesela 100k sayısının 100 çarpı k. K tam sayı olmak üzere. K eleman pozitif sayı diyeyim hatta. 100k sayısının 8, ne diyelim? Kaç olsun? 3 ile bölümünden kalan nedir desem? Bunun 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O zaman K derim arkadaşlar. Bilinmeyenlerin yanında sayı varsa o sayılardan da böyle kalan bulma yöntemiyle kurtulabilirsiniz. İşte bu yüzden bina artı 100B artı 10C artı D sayısı 4'e tam bölünüyor ya şimdi. 4'ün katı bir sayı. O zaman zaten bir kere 1000 4'ün katıdır bölünür. 100 4'ün katıdır bölünür. 10C bak ne yapacağım şimdi. 10, 4 ile bölümünden kalan ne? 2. Ben bunun yerine 2C yazabilirim. 2C artı D de 4'e bölünür demek. Çünkü zaten öbürleri gitti. Bu 4'e bölünüyorsa, bu 4'e bölünüyorsa bu toplam da 4'e bölünür. 10 yerine kalan 2 olduğu için bunu yazabilirsin. O zaman arkadaşlar B şıkkı zaten bakın kabak gibi ortada. Bu yüzden 2C artı D de 4'e tam bölünecektir arkadaşlar. Bu önemli bir yorum. Bir caddenin bir kenarında yan yana sıralı binaların her birine ardışık tam sayılar biçiminde numaralar verilmiştir. Bu cadde üzerinde Ahmet'in oturduğu binanın numarası 3 basamaklı 4AB iken Şerif'in oturduğu binanın numarası 3 basamaklı AB4'tür. Ahmet ve Şerif'in binaları arasında 53 bina olduğuna göre
Ve Ahmet'in bina numarası Şeref'inkinden daha büyük olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şu arasında 53'ün de altı zaten çizilmiş bakın gördüğünüz gibi. Şimdi basit düşünelim yine. Bunlardan birisinin evi A olsun, diğerinin Ş. Eğer aralarında iki ev olsaydı Ş A'dan kaç büyük olacaktı? 3 büyük olacaktı. O yüzden sakın A artı 53 demeyin arkadaşlar. Burada A artı 54 diyeceksiniz. Çünkü arasında 53 bina var. Aynı mantıkla bak. 4 tane olsa ne diyorum? 1, 2, 3, 4 fazla. Yani A 4 tane ev var. O zaman bir de kendisi A artı 5 Ş'ye eşit olacak. O yüzden arasındakini atlayıp hemen 53 fazla dememeliydiniz. Böylece hangisi daha büyüktü? Ahmet daha büyüktü. Şeref hangisi o zaman? AB4. Demek ki AB4'ün 54 fazlası eşit olacak 4AB'ye. Buradan da 54 eşittir. 400'den 4 çıkarsa 396. 10A'dan 100A çıkarsa eksi 90A. B'den de çıkarsa burası da kaç olmuş oluyor? Bir an hesaplayamadım. Yani 9B pardon. Şimdi arkadaşlar bundan sonra 9'a bölüyorum. 6, 9'a bölüyorum. 44, eksi 10A, eksi B. Hepsini öbür tarafa atayım bu harflerin. 10A artı B eşittir. 44 eksi 6'dan 38 oldu arkadaşlar. Demek ki A 3'müş, B de 8'miş. Çarpımları da 24 gelmiş. İki basamaklı bir doğal sayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden ikisi doğru, üçüncüsü yanlıştır. Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan 3 fazladır. O zaman ne olabilir? 6, 9, 7, 7 diyorum. 5, 8, 4, 7, 3, 6, 2, 5 ya da 1, 4, 0, 3. Hani bunları hemen aradan çıkarayım diye söyledim. Rakamlarının toplamı 10'dan büyüktür. Zaten direkt bunlar gitti. Rakamlarının toplamı büyüktür 10'sa bir tek bunlar olabilir. Rakamlarından yalnızca bir asal sayıdır yanlışmış. O zaman bu da patladı. Zaten geriye bakın bir tek 9 ve 6 kaldı. Böylece 9 çarpı 6'dan 54 E şıkkı oldu. Bu teste böyle çok yakışmayan basit bir soru gibi oldu ama dediğim gibi hedefimiz zaten öyle zor sorular falan çözmek değil ama arada böyle TYT olunca bazen gözüme hoş görünüyor. Aa diyorum bu soru iyidir ama sonra bir bakıyorum böyle çok kolay bir soruymuş. Aralarda böyle olacak bu teste. Bazılarında da zannettiğinizden daha zor sorular çözmüş olacağız arkadaşlar. İlk 10 soruyu hallettim. Hayırlısı bakalım. Yani 10 soru neredeyse 20 dakika konuşmamı da geçer. Skorda ilk 4-5 dakika konuştum. Bir 25 dakika sürdü. Zaten benim geçen seneki TYT yorum soruları da böyle. 10 soruya 30 dakika falan ayırıyordum neredeyse. Bu şekilde arkadaşlar siz çözün. Çözemediklerinizi izlemeye devam edin. İnşallah faydalı olur. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.